Güzel yurdumun güzel insanları, değerli topraklarımızın, kıymetli çocukları, iyi ki varsınız. Özledim hepinizi. Farkındayım. İçinde bulunduğumuz durum çok sıkıcı bir durum. Hatta sadece sizin için değil, hepimiz için bu böyle. Kaygı, stres, bilinmezlik, hatta tüm dünya şu an aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu tür sorunlu süreçlerde ilk adım olarak ne yapıyorduk? Hatırlarsanız odaya da ilk geldiğinizde bir çemberimiz vardı. İlk önce o çembere bakıyorduk. Biz bu çemberin neresindeyiz? İlk alan neydi? Kontrolüm içindekiler, dahilindekiler, kontrol edebildiklerim, benim davranışlarım, benim çabam, benim düşüncelerim değil mi bunlar? Peki diğer çemberin dışında kalan diğer alanda neler vardı? Kontrol edemediklerim bunlar nelerdi? Başka insanların davranışları, başka insanların duyguları, düşünceleri. O zaman ilk alana, bizim çemberimizin ilk orta noktasına, yani kontrolüm dahilindeki davranışlarımıza, kendimize, kendi duygu düşüncelerimize, kendi hislerimize odaklanırsak ne yapıyorduk? Enerjimizi boşa harcamamış olup daha pozitif sonuçlar alabileceğimiz bir alanda çalışmış olacaktık, değil mi? İkinci adım olarak da durum analizi yapalım. Güçlü yanlarımız neler? Zayıf yanlarımız neler? Fırsatlarımız neler? Yine tehditlerimiz neler? Bunları net bir şekilde tablo içinde görelim. Mesela güçlü yanlarımız neler dediğimizde, şu an evdeyiz. Çok zamanımız var. Dikkatimizi dağıtan etmenler, olaylar çevremizde daha az gelişmekte. Çünkü bir sosyal ortamımız yok. Dış dünyayla bağlantımız daha az. Bu yüzden bu bir güçlü yanımız. Bu bizim için avantaj olarak bakabiliriz. Zayıf yanlarımıza baktığımızda, evet, sıkıntılı, stresli bir süreç. Farkındayım. Evet, hepimiz de bunun farkında. Daha sonra fırsatlarım, sınava az kalmış, fırsat olarak da konular daraltılmış, ilk birinci dönemki alanla sınırlı kalmış. Mesela bu bizim için bir fırsat. Tehditlerimiz derken yine stres bir tehdit. Onun dışında tehdit olabilir. Yani aklınıza ne gelebilir tehdit anlamında? Bunları buraya yazabiliriz. Üçüncü adım olarak da plan program. Bugün dünden başladı. Bu yüzden sabah kalktığımızda neler yapacağımızı, neye ne kadar zaman ayıracağımızı öncesinden planladığımızda ne yapıyor bu bizde? Yine bir motivasyon kaynağı ve stres seviyemizi düşüren bir etmen oluyor. Dördüncü adım olarak da formülü bileceğiz. Nedir formül? Başarı eşittir odaklanma çarpı zaman. Yani bu ne demek oluyor? Ne kadar fazla odaklanarak zaman harcarsak, başarımız da o kadar seviyede artmış olacaktır. Odaklanmak içinse neler yapabiliriz? Öncelikle dikkatimizi dağıtan etmenlerden arındırılmış bir masa olabilir. Yine telefonla irtibatımızı en az seviyeye düşürebiliriz. Bunun için ayrı bir odaya bırakıp öyle meşguliyetimize, dersimize başlayabiliriz. Senin dünya senin bedenin üzerine dönüyor. Al şöyle, koy karşına, konuş. Gelecekten beklentilerini sor. Nereye gitmek istediğini sor. Ne yapmak istediğini sor. Yine cevabını ondan al. Yönü, yolunu tarif etsin sana. Kontağı kapatırsan kimse seni önden çekmeyle, arkadan itmeyle bir yere götüremez. Mesela özgür. Özgür neden özgür? Mesleğini eline almış. Parasını kazanıyor. Yaptığı işi de seviyor. Mutlu da daha ne olsun? Amaç da zaten nedir? İlgi, yetenek, becerilerimiz doğrultusunda bir hayat değil midir? Neyi isteyip neyi istemediğimizin cevabını bulmakla yola başlayacağız. Eğer tam anlamıyla başladığımızda
o güç bize akar. Yoksa aklımıza türlü bahaneler sokar. Daha sonra bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Kendinizi sevin, kendinize iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.